Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Karşınızda ben Alişan Konyalı. Vanlo International firmasının master lideriyim ve aynı zamanda dijital pazarlama uzman ve danışmanıyım. Ve bugünkü videomuzda tavsiye ticaretinde çok net bir şekilde anlamamız gereken bir prensibi sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet dostlar, şu anda çizmiş olduğum bu yuvarlağı bizim dünyamız şeklinde nitelendirelim ve dünyada 8 milyar insan var arkadaşlar. 8 milyar insanın arasında büyük sayılar kanununa göre ve yapılan araştırmalara göre arkadaşlar network marketing sektörünü, tavsiye ticareti sektörünü yapacak olan kısım arkadaşlar sadece şu kadar. Bunu artı olarak da eksi olarak da düşünmek sizin bakış açınıza bağlı arkadaşlar. Bunu genelde %7 ile %10 arasında nitelendiriyorlar ve profesyoneller arkadaşlar tavsiye ticareti sektöründe profesyonel olarak çalışan distribütörler ve liderler şunu biliyorlar ki büyük sayılar kanunu işler ve bu işi ne yazık ki herkes yapmayacaktır. Bakın ben maliyeden nefret ediyorum ve benim bir muhasebeci olmam düşünülemez. İşte doktor olmam, avukat olmam vesaire. Sonuçta bu saymış olduğum işte polislik olsun, itfaiyecilik olsun vesaire vesaire. Yani benim yapamayacağım ya da yapmayacağım bir sürü meslek olduğu gibi network marketing sektöründe bağımsız distribütör olmak gibi bir mesleği de yapmayacak olan bir sürü insan var. Bunu öncelikle kabul etmeniz lazım. Yani buradaki kategorideki insanları arkadaşlar önce açıklık getirelim. Bunlar hem resmi distribütör, hem girişimci, hem de para kazanmak isteyen ve sahada koşturarak organizasyon kurmak isteyen insanların kitlesi burası. Aslında çok da ciddi bir kitle arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Yani Türkiye'de 80 milyon insan varsa bunun %10'u 8 milyon yapar. Ki biz daha yarım milyona bile ulaşmış değiliz genel itibariyle. Ve buradaki kitle, yani şu içeride gördüğünüz kitle, geriye kalan %90 kitle kafa yapısı çok farklı olduğu için, yani buradaki insana işte Cumhurbaşkanı da işi teklif etse, Elon Musk bile teklif etse, Mark Zuckerberg bile gel arkadaşım bir network firması var, firmada çalışalım dese, yani kim olursa olsun, ne kadar otoriter olursa olsun buradaki insanı network marketing yaptırmaya ikna edemeyecekti. Neden? Çünkü bu insanların dünyaya olan bakış açısı farklı. İşin güzel tarafı şu, tercih etmiş olduğunuz network marketing firmasının ürünleri burada da görmüş olduğunuz birçok insanı kullandırabilirsiniz. Yani buradaki insanları geriye kalan dünyadaki %90 kitleyi bir tüketici ağı olarak da düşünebilirsiniz. Yani ürününüzü her ay düzenli tüketen ciddi bir güruh var burada. Fakat bu güruha ne yazık ki bu işi resmi distribütör şeklinde sahada koşturan, ciddi cirolar üreten, ciddi organizasyon kuran insanlardan oluşmadığını net bir şekilde biliyor olmanız lazım. Ne yazık ki bu sektöre hızlı bir şekilde start veren amatör insanlar genelde buradaki problemi çözmeye odaklanır. Yani buradaki %90 kişilerin bu işi neden yapmadıkları ile alakalı ya da yapmaları için ciddi bir baskı, ikna, satış, pazarlama ve baskıyla bu işi yapmaya kasmalarıdır. Yani amatör insanlar genelde işte buradaki problemi çözmeye çalıştıkları için ve bu sonuçta bir çözülemeyen bir problem arkadaşlar. Bu büyük sayılar kanunu ve doğanın bir kanunu. Sonuçta bu işi herkes yapmayacaktır. Bunu lütfen ama lütfen profesyonel olarak size, yani bu videoyu çekmemdeki sebep buradaki rakamlara profesyonel olarak bakmanızı ve bu işi herkesin yapmayacağını ve yapmak isteyen bir kitlenin var olduğunu ve sizi aradığını bilmenizi istiyorum. Yani amatörler gibi enerjinizi burada harcamayın. Yani burada tamam nihai tüketici elde edebilirsiniz fakat bu insanlar neden network ağıma dahil olmuyor, neden insan dahil edip de neden ciro üretmiyorlar, neden bana para kazandırmıyorlar diye amatörler gibi yakınmayın. Büyük sayılar kanunu bilin, hedef kitlenizi bilin, kimlerle çalışmak istediğinizi net bir şekilde belirlediğinizde arkadaşlar bu sektörde hayat da sizler için daha kolay olacaktır. Yani ben bu ticarete başladığım dönemlerde bu istatistiği bildiğim için kendimi kasmıyorum. Sonuçta 10 kişiden bir tanesi bu işi yapacak. Doğru mu? Buradaki istatistiğe göre 10 görüştüğüm 10 kişiden bir kişisi bu işi yapacak ya da 100 kişiden 10 kişi yapacak. Doğru mu? Bu istatistiği bildiğinizde neden 10 kişinin 10 kişisi de benimle bu işi yapmıyor diye enerjinizi ve zamanınızı harcamayın. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir.
Beğendiyseniz mutlaka like atmayı, buna benzer videoları tekrar tekrar izlemek ve faydalanmak istiyorsanız arkadaşlar mutlaka kanalıma abone olun ve çanı aktif edin. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Bu videoya ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz, ekibinizde daha işe yeni başlayan, amatör diye tabir edeceğimiz ekip arkadaşlarınız varsa onlara bir güzellik yapın, onlara bir iyilik yapın, bu videoyu gönderin. Büyük sayılar kanunundan mutlaka haberdar olsunlar. Hatta bununla alakalı son olarak da güzel bir tavsiye vereyim. Network Marketing Soru ve Yanıtları diye Alan Pease'in çok güzel bir kitabı var. İncecik bir kitap. Bunun da sesli bir kitabı var. Benim YouTube kanalımda da var arkadaşlar. 1 saat 15 dakika hızlandırarak dinlersiniz. Yarım saatte dinleyeceğiniz muhteşem bir kitap ve o kitabın içerisinde de hatta kitabın linkini de aşağı bırakıyorum. YouTube kanalının altında açıklamalarda görebilirsiniz. O kitabı 30 dakika içerisinde dinlediğinizde büyük sayılar kanununun ne olduğunu ve bu işte çok daha hızlı bir şekilde enerjinizi daha doğru yerlere odaklayarak nasıl gelir elde edebileceğinizi anlatan bir kitap. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.